Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu kez MHP Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Vural konuğumuz olacak dedik. Sayın Başkan da geldiler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi geceler efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Hafta sonunda mitinginiz var ama yorduk sizi buraya kadar. Çok teşekkürler. Rica sağ ederim. Olun. Katkı sağladığınız için. Cumartesi günü Dadaşlar'la birlikte olacağız. Erzurum'da olacak. Doğu'nun kilit taşı. Evet. Başbakan da orada olacak. Pazar günü. Evet. Artık evet. MHP'yi takip ediyorlar. Dolayısıyla korkulu rüya olduğu için artık. Hayırlısı olsun efendim. Evet. Şimdi Gezi Parkı eylemlerini ağırlıklı olarak konuşacağız. Evet, ve sonuçlarını konuşacağız. Ardından da çözüm sürecini biraz sizle de konuşmak isterim. Şimdi MHP Gezi Parkı protestolarından neden uzak durdu? Bunun bir oyun olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi tabii bir kurumsal kimliğiyle bütün olayları tahlil eden bir hareket. Hı hı. Dolayısıyla her şeyden önce bunun hangi boyutlarda nasıl oluşabileceği, hükmü şahsiyet olarak kendisinin organize etmediği, sorumluluk sahibi olmadığı bir takım organizasyonlarda takdir edersiniz ki hükmü şahsiyet olarak yer alması mümkün değil. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi bu toplumun oluşturduğu tepki, algı ve beklentileri ifade eden sivil vatandaşlarla Milliyetçi Hareket Partisi bu sivil vatandaşların bulunduğu ortamları kullanarak marjinalleştirmek isteyen aşırı şiddet yanlılarını ayırt ederek çok sağlıklı bir tavır oluşturmuştur. Çünkü biz bunları hep yaşadık. Bütün manipülasyon, provokatif hareketlerin nasıl olabileceğini. Aslında o kitleleri siyasal anlamıyla çok çeşitli tepkileri dile getiren o kitlelerin marjinal unsurlardan ayırmak için kesin ve net bir tavır ortaya koyduk. Bu şimdi, çok doğru bir tavır oldu. Şu anki hassasiyetinizi de görüyorum. Sokak çatışmaları, buradaki gerilim konusunda çok hassassınız. Bunun nedeni geçmiş tecrübeleriniz midir? Elbette hem geçmiş hem demokrasi, Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten demokrasiye inanan bir hareket. Aynı zamanda bu hareketlerin açıkçası çok kontrolsüz bir şekilde sokakların karanlığında birçok provokasyona sebebiyet vereceğini, oradaki genç kardeşlerimizin, insanlarımızın o masum isteklerini istismar etmek isteyen birçok farklı unsurların dahil olabileceğini dikkate alarak gerçekten önce o tepkiye haklılık verdik. Masum, demokratik, barışçıl tepkilerini dile getirenlere karşı şiddetin uygulanmasını doğru bulmadık. Onların bir şiddet sarmalına girmek suretiyle marjinal unsurların kitleselleştirme çabalarında ayırt ettik. Peki hangi taleplere yakındınız? Yani hangi taleplerde uzak durdunuz? Şimdi şöyle, marjinal grupları bir kenara bıraktık ama orada dile getirilenler konusunda. Tabii söylüyorum. Şimdi şöyle bir tahlil yapalım. Aslında bakıldığı zaman Gezi'ye nasıl geldik biz? Nasıl bir Türkiye vardı? Değil mi? Yani bir sebep ve sonuç ilişkiden ortaya. Mesela ağaçlar mıydı? Yani bir sebep sonuç ilişkisi. Bakın o safhaya gelmeden önce Türkiye nasıl bir Türkiye'ydi? Türkiye kendi milli kimliğini tartışan, Türkiye Cumhuriyeti'ni tartışan, üniter yapısını, milli devletini tartışan, adını tartışan, bütün bayramları tartışan bir Türkiye. Yani bu toplumun hassas olduğu her konuyu yozlaştıran tartışmalar olmuş. Hatta çözüm ve barış süreci adında 63 akil adam dolaşıyor, toplum tepki gösteriyordu ve bu yönüne bakıldığı zaman İmralı'da, özellikle Diyarbakır'da 21 Mart'ta paçavralara yapılan mitingleri dikkate aldığımızda böyle bir ortam vardı. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi olarak hep biz AKP hükümetinin, AKP uygulamalarının bir bakıma baskıcı bir yaklaşımla meselelere baktığını, özgürlükleri kısıtlayan, ötekileştiren ve doğrudan doğruya hayat tarzlarını tehdit eden yaklaşımlar içerisinde olduğunu ifade ediyoruz. Hatta bunu ifade ederken korku imparatorluğu demiştik. İzleme, dinleme, medya üzerindeki baskı. Bütün ve Türkiye'de her şey çok iyi deniyordu. Hatırlar mısınız o zamanları? Türkiye'de her şey çok iyi. Türkiye'de vatandaşın borcu 22 kat artmış. Özel sektörün borcu 249 milyar dolar olmuş. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de her şey iyiydi ama iyi gitmeyen bir şeyler vardı Türkiye'de. Peki Sayın Başkan, ama şimdi bu konuda başlarda hatta hükümete destek verdiğiniz dile söylenebilir. İlk baştan, eylemin ilk günlerinden söz ediyorum. Sayın Bahçeli'nin çünkü sözlerini hatırlatırsam lütfen anlamamıza yardımcı olun. Sayın Bahçeli, Taksim'in dünya gündemine yerleşmesinin yerli ve yabancı işbirlikçileri olduğuna derin bir komplonun devrede olduğunu işaret
etmişti bize. Yani söylemişti. Tabii. Size Sayın Başbakan da onu söyledi aslında. Ne dersiniz? Komplonun içinde kendisi olduğu için biliyor. Biz dışarıdan gözlemliyoruz. Bu komplonun içerisinde başbakan var. Nasıl, zaten. Başbakan nasıl var bu komplonun var içerisinde? Tabii. Çok çok rahat bir şekilde anlatabiliriz. Bakın nasıl o var? Gün o günkü Türkiye'yi çok iyi hatırlayalım bakın. O gün Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün bu hususlarda gidişatın iyi olmadığını ifade etti değil mi? Yani çözüm ve barış, burada da tartıştık çözüm barış, aman çok güzel, daha nasıl olacak? Her şey çok iyiydi, ekonomi çok iyiydi, dış politika mükemmeldi. Dünya lideri olmuştu, dünya devleti olmuştu. Ama vatandaş, vatandaşın algısı nasıldı? Bunlar göz ardı edildi. Evet. Ve hatırlayınız, bu tartışmalar esnasında Milliyetçi Hareket Partisi demokratik bir şekilde meydanlarla buluştu. Bursa'da, İzmir'de, Adana'da milyonlarla beraber birlikte oldu. Ve beraber birlikte olunduğu zaman AKP'ye karşı toplumsal tepkinin, beklenti ve beklentilerin adresi haline gelmişti. Siyasal şimdi, bir adres haline ama gelmişti. Ama iktidar da diyor ki, hükümet de başbakan da diyor ki işte bu nedenden dolayı ekonomi iyi gittiği için, IMF'ye borcumuz bittiği için birileri devreye girip bizim yani, istikrarımızı, yani, huzurumuzu bozmak istiyor. Yani, bir faiz babisinden söz ediyor peki, bu çok mantıksız bir şey. Georgia borcunu azalttı, Hansa borcunu arttırdı. Bugüne kadar 5 kat faiz lobisine ben kazandırdım demedi mi? Peki 5 kat faiz lobisi kazanıyorsa bunun devam etmesi onun lehine değil miydi? Hem kazandırıyor hem diyecek ki ya yok artık. Siz o yüzden uluslararası bir komplonun çok güçlü olmadığını düşünüyorsunuz. Ben bakın birazdan söyleyeceğim uluslararası komplonun şeylerini, parçalarını hep beraber birlikte koyalım. Yükselen bir milliyetçilik var mıydı? Vardı. AKP'nin oy oranı %34,5. CHP'nin %20, MHP'nin %20'ydi. Toplumsal sizin beklentiler. Sizin yaptığınız anketlerde böyle mi çıktı? Efendim AKP'nin yaptığı anket, Metropol'ün yaptığı anket. Gayet açık ve net. Şimdi böyle bir ortam içerisinde çözüm ve barış süreci adı altında ortaya konan tablodan AKP'ye oy veren insanlar da rahatsız olmaya başladı. Bu süreç Türkiye'yi kötüye götürüyor dedi. Ve bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda bariz olan tavrı diğer gayrimemnun kitleleri de siyasal anlamıyla temsil ediyordu. Evet. Ondan sonraki süreç içerisinde dikkat edin toplum nasıl tahrik edilmeye başlandı. Gençler kafası kıyak gençler olarak adlandırıldı. Ayyaşlar adlandırıldı. Hatta kendi partisinde olup da içenler onlar ayyaş sınıfına girmez dedi. Sonra Yavuz Sultan Selim tartışmaları, mezhep tartışmaları, hı hı, yani pik noktaya getirildi. Pik noktaya getirildikten sonra Gezi Parkı'nda biliyorsunuz orada bir şey var, yeşil park var. İnsanlar o parka sahip çıkıyor. Demokratik, barışçıl bir eylem yapıyorlar peki orada. Peki Sayın Başkan, şimdi MHP'nin oyları bu kadar yükseldiyse eğer, AK Parti'nin düştüyse en son bir ankette söylüyorsunuz. O zaman bu komplo MHP'ye mi yapılmış olan bir komplo? İşte anlatacağım tabii. Oraya mı geliyoruz? Tabii. Yani AKP'ye yönelik yükselen milliyetçiliğin toplumsal tepkilerin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelmesi yerine farklı bir kutuplaşma meydana getirmek suretiyle farklı noktaya kanalize etmek. Neden? Çünkü AKP hemen bundan sonra mitinglere başladı. Niye başladı mitinglere? Demek ki oy konsolidasyonu için yaptı. O bakımdan bu... Orada farklı yorumda bulunanlar da var. Aslında yaşananların her anlamda işte AK Parti içerisinde de bir rahatsızlığa neden olduğu, dolayısıyla başbakanın aslında öncelikle hem dışarıya mesaj verip hem de kendi seçmenini şöyle bir toparlamak istediğiyle ilgili... Demek böyle bir... ki kopuyordu. Kopuyor muydu diyorsunuz? Kopmuştu zaten. Bakın şöyle bir kendi kendimize sakin bir şekilde değerlendirelim. Evet. Şimdi Gezi Parkı'nda oradaki vatandaşlar barışçıl bir şekilde, demokratik bir şekilde eylemlerini yapıyorlar mıydı? Yapıyorlardı. İçini dışını ayırıyorsunuz. Hayır, Gezi Parkı. Gezi Parkı'nda evet. Yapıyorlar. Peki Gezi Parkı'nda o gece sabaha karşı 05'te, hatta ondan önce çadırların yakılması, 5'te de müdahale yapılması. Talimatını kim verdi? Bu tetiklemedi mi? Bakın Cumhurbaşkanı diyor ki baştan yanlış yapıldı diyor. Bülent Arınç diyor ki ilk müdahale yanlıştır diyor. Ertuğrul Günay diyor. Peki bu yanlışı kim yaptırdı da bu toplumsal tepkileri aşırı bir güçle bastırmanın Türkiye geneline yayılmasını kim sağladı? Aslında bu yanlış değil, bilerek yapılan bir adımdı diyorsunuz. Evet. Sizin gözünüzde öyle. Yani şimdi bütün bunların, çünkü başbakan diyor ki biz 3 ay önceden biliyorduk diyor. Peki 3 ay önceden biliniyorsa niye basiretli davranılmadı?
Yani bu soruların cevaplandırılması lazım. Bakın o kitle nasıl tahrik edildi? Bakın 29 Nisan'da Sayın Başbakan diyor ki burada Topçu Kılıçdaroğlu olacak, AVM olacak, rezidans otel olacak. 29 Mayıs'ta diyor ki biz dedik burası olacak, bu iş bitecek. 3-5 tane adam orada ağaçları koruyacakmış, bu olmayacak dedi. Ondan sonra toplum burada AVM, rezidans, otel olacak diye tahrik edildi. Aşırı bir baskı. Bu özgürlükleri, milli kimliği açısından rahatsızlık duyan kitle ya bu kadar da olmaz dedi. Ama başbakanın birçok olaydaki o dilini ve şeyini biliyoruz. O çok genellikle bir şey söylüyorsa bir noktaya kadar gitmiyor mu? Yani ama siz onun kullandığı kelimeleri daha farklı okumamız gerektiğini söylüyorsunuz. Yani böyle diyor. Ne demek şimdi? Şimdi 29 Nisan'da Topçu Kışlası olacak, AVM olacak, rezidans olacak, otel olacak dedi. 29 Mayıs'ta dediğimiz olacak, Topçu Kışlası olacak dedi. Ondan sonra bu olaylar bittikten sonra, yani bu olaylar olduktan sonra dedi ki zaten oraya AVM olur mu? Metrekaresi yetmez dedi. E peki 29 Mayıs'ta, 29 Nisan'da Taksim metrekaresi büyüktü de su sıkıldı diye çekti mi orada? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Hayır, ben kitleleri yani tahrik eden bir yaklaşımla meseleye bakıldı. Peki başbakan kitlelerin dediklerini anlamış olamaz mı? Yani bakıp ben burada yanlış yaptım acaba. Basra harap olduktan sonra bütün bunlarla ilgili madem diyalog ve uzlaşmayla görüşecektiler de niye daha önce yapılmadı? Zaten biz de diyoruz ki basiretsiz bir yönetim var. Peki şu soruları hep beraber soralım bakalım. Karanlık noktaları açıklayalım. 3 ay önceden biliyorlar, basiretli davranmıyorlar. Sabaha doğru aşırı bir müdahale. Bütün Türkiye genelinde tepkiler oluşuyor. 7 Haziran'da İmralı neden Gezi Parkı'na müdahil oldu? Niye? Ama devam eden bazı olaylar vardı diyorsunuz. Müdahil olmasının bir anlamı vardı diyorsunuz. Yok mu yani? Sorduğunuza göre cevabını da merak ediyorum. Ben yani bilmiyorum cevabını. Gezi Parkı'na o görüşmeler yapılırken, BDP heyeti varken başbakanın görevlendirdiği özel yetkili kimse yok mu orada? Var. Peki neden hemen Gezi Parkı ile ilgili hemen burada milliyetçilerin şunların bunların olmaması lazım, biz müdahale olmamız lazım diye girdi? Demek ki marjinal unsurlar, marjinalleştirmek için bir çaba içerisine girdi. Peki, o sembol şu soruyu cevaplandıralım. Bakın, o soruyu samimiyetle bakın. Soru sorayım, şöyle diyeyim. PKK Öcalan Gezi Parkı direnişine müdahil oldu orada. Peki müdahil oldu da Doğu ve Güneydoğu'da ne oldu? Oldu mu bir protesto? Olmadı. Demek ki bu oyun o kitleleri masum, barışçıl bir şekilde bu dediğim hususları da dikkate alarak tepki gösteren insanları şiddet sarmalıyla marjinalleştirip toplumsal merkezden uzaklaştırmak amacıyla bu oyun bu şekilde siyaset mühendisleri tarafından kurgulandı. Siz yaptığınız açıklamada bir kutuplaşma riskine dikkat çekiyorsunuz. Evet. Böyle bir risk gördünüz. Maalesef bakın çok tehlikeli. Biz daima biliyorsunuz bu kutuplaşmadan, ayrışmadan çok tehlikeli sonuçlar doğabileceğini ifade ettik. Ama Sayın Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi bir kutuplaşma siyaseti uyguladı. Bu kutuplaşma, kutup başlarıyla bir bakıma seçmen konsolidasyonu yapmak istediler ve yeniden bir siyaset dizaynı çıkartmak istediler bu sonuçtan. O bakımdan ben bu kutuplaşmayı birçok yerde gördük. Zaten Ayyaş, alkolik, yani birçok dindar olmayan, kindar, Alevi, Sünni, yani birçok tartışma var. Kürt, Çerkez, Laz diye birçok ayrımcılıkla kaşınıyor, toplum kaşıyorlar. Evet, peki. Ve şöyle söyleyeyim bakın, son olarak Sayın Başbakanım, bakın çok tehlikeli söylemler bunlar. Neden bunu söylüyorum? Grup toplantısına ne dedi biliyor musun? Hani o Gezi Parkı'na sahip çıkan, namaz kılan insanlar da vardı orada. Diyor ki orada. Antikapitalist Müslümanlar yani, vardı. Yani kim olursa olsun vardı. Müslüman, evet. Çürüğü bu. Yani diyor ki orada, sözüm ona dindarlarla din düşmanları Gezi Parkı'nda ittifak kurdu diyor. Ya bir kimsenin dinini sözüm ona demek. Güya namaz kıldılar orada. Bir kimse namazını nasıl sorgularsınız? Yani bu çok tehlikeli bir düşünce. Dolayısıyla bir kutuplaşmaya, bir ayrımcılığa, evet, yol açma siyaseten olasılığı var. Tanımlayarak kitleleri birbirine düşman kılıyor. Çok tehlikeli olan şey de şuydu. %50'yi zor tutuyorum diye söyledi. Bu durumda o kitlelerin ortaya koyduğu barışçıl tepkilere karşı bu sefer halkın tepkisi
organize edilmeye başladı. Allah korusun. Yani AKP övren değerli kardeşlerimizle diğerlerinin karşı karşıya gelmek istemesini, karşı karşıya gelmesini hiç arzu etmeyiz. Ama peki, Sayın bu Başkan, bir oyundu bence. Evet, akil adamlar arasındaki sanatçıları sık sık eleştirmişti Milliyetçi Hareket Partisi. Gezi Parkı protestolarını yer alan sanatçılar için ne düşünürsünüz? Birçok sanatçıyı da gördük orada. Destek verdiklerini gördük. Yani işte sanatçı kimliğiyle kalmayınca maalesef bu noktalara kadar gelebiliyor. Ben bunları bu süreç içerisinde... Tamam, akil insanları eleştirdiğinizi biliyoruz ama sanatçılar Gezi Parkı eylemlerine katılarak hata mı yaptılar? Bazı sanatçılar var, bazıları var, bazıları yok. Evet. Yani sanatçı kimlikleriyle kalmalarında yani majestelerinin sanatçıları olmak yerine gidip bilmedikleri çözümü pazarlamak gibi bir garabet içerisinde ben düşmeleri doğru Gezi değil. Gezi Parkı eylemine katılan sanatçılar. Bireysel olarak eylemlere katılanlar onlara bir diyeceğim yok benim. Ama şiddet, sokak, vurmak, kırmak, kırıp yıkmakla olmaz. O bakımdan o sanatçıların o şekilde katılması konusunda hiçbir diyeceğimiz olmaz. Çünkü aslında bakıldığı zaman o kitle mizah ve müziğin gücünü o kadar güzel kullandı ki bırakın sanatçılar. Vallahi değme sanatçılara taş çıkartır onlar. O müzik... Piyano resitalleri vardı, konserler yani, vardı diyorsunuz. Ama çok etkin, çok naif eleştiriler de orada yer aldı. O bakımdan ben bu akil insanların... çözüm ve barış sürecinde kendilerini kullandırmış olmalarını üstünü örtmek amacıyla giriştikleri bir gayretten öteye bir anlam taşımıyor. Oradaki tavrınızı biliyoruz. Peki bir sembol fotoğraf var. Az önce Sayın Erdoğan Toprağı da sordum. Size de sormak isterim. Atatürk bayraklı, BDP bayraklı ve ülkücü işareti yapan 3 kişi aynı karede. Evet yani 5 parmak. Ne anlam ifade ediyor? Hiçbir size? Anlam nasıl, ifade nasıl buluştular? Bunu kim buluşturdu? Kim yaptı? Biliyor musunuz o kişiler kimler? Kimler? Araştırdınız mı? Ne olduğunu biliyor muyuz? Kim olduğunu biliyor muyuz? Ama belli ki o görüşte olan insanlar yoksa onu özellikle göstermek için... Peki %1.2 AKP'li de var orada. Olmayanlar, herhangi bir işaret olmayanlar da AKP'li mi diyeceğiz? MHP'ler yok muydu orada hiç? Olabilir. Bireysel anlamıyla bakın. Ama parti olarak biz toplumsal bir tepki tabii. Toplumsal bir tepki. Evet. Ama yani böyle bir konuda açıkçası PKK ve BDP'nin orada bulunmasının amacının marjinalleştirmek amacı olduğunu ve kendilerinin daha sonra atacağı bir takım adımları meşrulaştırmak için bunu bir araç olarak kullandıkları kanaatindeyim. Bugün geldiğimiz noktada bir bölgemizi Kuzey Kürdistan olarak belirleyen bu çabalarda dikkate aldığımız zaman Diyarbakır'daki konferansı. Şimdi çok enteresan. Şimdi Didem Hanım bu olaylar oldu. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Diyarbakır'da paçavralar, Öcalan'ın posterleri, barış, işte bayrağın indirmesi birçok tepkiler ortaya koyduk. Şimdi ne kadar enteresandır ki bu BDP, PKK müdahil olduktan sonra Başbakan birdenbire AKM'de o paçavraların ne işi var orada dedi. Peki Diyarbakır'daki paçavralara göz yumdu. O terörist başının posterleri demeye başladı. E peki terörist başlarının posterini taşımayı suç olmaktan çıkartan sensin. Mitinglerde bütün bunlar yapılırken hiç tavır bile oluşturmadan. Bu da görülmektedir ki bu kurgu bugüne kadar... Başbakan'a yönelik eleştirilerin üstünü örtmek için de bir araç olarak kullanılmaktadır. Peki kimler vardı Gezi Parkı'nda size yani, göre? Hangi kitleler vardı çok orada? Çok çeşitli. Şimdi, yani, kuşkusuz araştırmışsınızdır. Var var bu konudaki araştırmaları da okuyoruz. Kimler vardı orada? Okuyoruz. Yani, çok çeşitli kitleler var. Dediğim gibi milli kimliğe yönelik, bayramlara yönelik, özgürlük alanına yönelik, zulme yönelik, haksızlığa yönelik. Endişeleri olan insanlar bu kadar da olmaz dedi. Ya bir ağaç korumak için insanlar ol da bu insanların çadırı da yakılmaz dedi. Bu kadar zulüm uygulanmaz dedi. Ve bir tepki oluşturdu. Özellikle bu tepkinin ana omurgasının bu dönem içerisinde yaşadıkları rahatsızlıkların yeterince sorgulanmadığı bir dönem oldu. Bunları görmedi. Medya da görmedi. Göstermedi. Evet. Yani şikayet ettik bunlarla ama herkes pembe gözlük takmıştı yani. Pembe lensle dolaşıyordu. Her şey iyiydi ama iyi değildi. Ve ben bu eksende bunun bir kutuplaşma aracı olarak, bir siyaset mühendisi aracı olarak kullanılmak istendiğini de söyledim. Bundan kimler faydalanmak istedi?
Evet. De ona, asıl bu sorunun yanıtını bulmamız gerekiyor diye evet, soruyorsunuz. Evet, yani kimler? Peki. Bir faydalanmak. Her akşam olduğu gibi ben kim? Soru soruyorum, siz de bana sorular tabii soruyorsunuz. Kim faydalan? Mesela ben cevabını vereyim. Kim faydalanmak istedi? Kim? Bakın, sorduğunuza bir cevabı da verin. Evet, veriyorum. Ondan sonra bir. Ben bir soru soracağım PKK inşallah. PKK faydalanmak istedi. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Yani bu işe müdahil olmasının amacı ve hedefi kendi bölgesinde, bak çok güvenli bir ortam var, burada güvensiz bir ortam var. Marjinalleştirerek başbakan faydalanmak istedi. Kutuplaştırarak siyasi rant elde etmek için, kendi seçmen kitlesini konsolide etmek için kullanmak istedi. Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir, sürekli olarak direnişçilere selam falan demek suretiyle. Hemen o noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu gençler bize ders verdi dedi ya. Evet. CHP kendine göre bazı dersler çıkarmış, öyle görünüyor. Milliyetçi Hareket Partisi dersler çıkardı mı bu eylemlerden? Yani Milliyetçi Hareket Partisi zaten bu eylemlerin dayandığı toplumsal tepkileri dile getirdi. Demokratik bir şekilde dile getirdi. Biz bu tavırları, milli kimliğe saldırı olduğu zaman bu saldırılar karşısında Milliyetçi Hareket Partisi dimdik durdu. Korku imparatorluğu kuruyorsunuz dedi. Dinleme ve izlemenin mağduru olarak Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Biz buradan nasıl bir ders çıkartmamız gerekiyor? Evet. Tabii bakıldığı zaman o gençlerimiz aslında çok farklı noktalarda rahatsızlıkları olup beraber birlikte bir araya gelebilen bir genç kitlesi. Bu durumda bizim de özellikle politikalarımızı ifade ederken tek yönlü bir politikaya ağırlık vermeden çok yönlü politikalarla bu kitlelere mesaj vermemiz, odağını almamız gerekir. Maalesef bunda şöyle bir handikapla karşılaşıyoruz. Toplumun çok çeşitli kesimlerinin sorunlarını dile getirirken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok büyük hassasiyetle takip ettiği bu çözüm, barış süreci, işte Kürt sorunu eksenindeki gelişmelerle ilgili sözleri daha fazla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken husus, toplumun içinde bulunduğu bu rahatsızlıkları, beklenti ve algıları kavrayacak daha çok yönlü politikaları da basın aracılığıyla iletebilmek. Ama bunun için de gerçekten sorgulayan bir basın olması gerekiyor. Bize eleştiriler geliyor. Elbette, demin tabii. Erdoğan Bey dedi. Ama hayır, ama eleştirmemiz lazım. Bakın, bütün siyasi aktörler, herkesin, hükümetin de kendisini eleştirmesi lazım. Ama bugün geldiğimiz bu noktada hükümet kendini eleştirmiyor. Bakın, Sayın Başbakan ilk yaptığı konuşmada dedi ki, ilk müdahaleyle ilgili burada aşırı olmuştur, eyvallah dedi. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi. Şimdi grup toplantıda diyor ki, en baştan itibaren her şey doğrudur, hiçbir yanlış yapılmamıştır diye söylüyor. Dolayısıyla dert çıkartılmamış. Aksine bu olay çok önemli bir konu. Şimdi her şeyde, toplumda potansiyel diktatörler vardır. Dikta eğilimleri vardır. Bazı olayları diktatörlüğün gerçeğe dönüşmesi için sıçrama tahtası olarak kullanırlar. Şimdi bu yönüyle bakıldığı zaman başkanlık sistemi özleminde olan başbakan, tek başına yönetebileceği bir sisteme sahip olmak için kitleleri ajite edip toplumu bir araya, kendisi eksenine getirmek istiyor. Çok vahim olan bir nokta var. Grup i̇şte tam da o noktada aslında bunu başkanlık bir anlamda hedefinin artık sona erdiğini düşünenler var. Buna zaten Sayın Erdoğan'ın bu isteğine zarar verdiğini düşünenler var. Ama kendisi var sanal düşmanlar meydana getirmek suretiyle bir konsolidasyon yapıyor. Bakın, grup toplantısında yaptığı konuşmaya bakın. Diyor ki, Milliyetçi Hareket Partili, Saadet Partili, Büyük Birlik Partili kardeşlerim, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden kardeşlerim oraya gelmişlerdi diyor. Kazlıçeşme'ye gelmişlerdi. Bu anlayış nedir? Bu anlayış siyasi partileri yok eden ve bütün bu olayları aslında kendisine karşı bir komployumuş gibi demek suretiyle kitleleri arkasından sürükleyerek bir mağduriyet çıkartmak isteyen bir anlayış. O bakımdan bu süreç içerisinde çok vahim gelişmeler oldu. Bakın, başkanlık sistemi Türkiye'de özellikle eyalet ve özellik ekseninde başkanlık sistemi Türkiye'yi daha otoriter yapılara götürecekti. Bu konsolidasyonla bir sıçrama tahtası olarak kullanılmak istendi bu olaylar, konsolidasyon için. Bir başka nokta da iki husus var. Çok önemli. Polisin müdahale gücünü artıracağız dedi. Bakın.
Polisin buradaki tavrını peki nasıl? Bakın iki şekilde bakmamız lazım. Birincisi aşırı orantısız bir güç kullanma ile ilgili husus var. Hı hı. İkincisi polis 20 saat çalıştırıldı. Büyük bir gerginlik var. Böylesine toplumsal olaylarda polisi bu kadar gergin, düşman saflara getirmiş bir anlayışla bu olayları kontrol edemezsiniz. Peki, hükümetin Başkan, çok önemli baskısı Ankara'da oldu. Ankara'da da oldu, İstanbul'da da çok şiddetli eylemler oldu. Daha doğrusu müdahaleler de oldu. O yaşta olsaydınız, genç yaşlarda katılır mıydınız siz de bu eylemlere? Yani sizin çocuklarınız bilmiyorum kaç yaşındaydı? Onlar gittiler mi acaba Ankara'daki bazı eylemlere? Hayır, çocuklarım katılmadı. Hayır efendim, ama bizim yani çok çeşitli çevremizden insanların çocukları demokratik barışçıl olanlara katıldı. Yani siz zaman zaman hep şiddet peki, olan ilk eylemlere siz genç olsaydınız gider miydiniz ya da bu yaşta da gidebilirsiniz fark etmez yani. Yani o tür eylemlere biz kendi eylemimizi kendimiz yaparız ama toplumsal bir tepkiye katılan insanların bu barışçıl bir şekilde tepkilerini dile getirmesini çok medeni görüyorum. Mesela evde tencere tava çalındı mı sizin İzmir'de evde? Yapıldı. Ben yüzden sizin evi merak ediyorum. Hanımefendi efendim? Ya da sizler bir tencere tava eylemi yaptınız mı? Yok hayır, tencere tava çalmadık. Hayır efendim. Ama İzmir'de çok de bakın o tepkilerin birçoğu gösterilmedi. Ancak vurdu kırdı olduğu zaman haber değeri oluyor. Bazı yerlerde tepkiler oldu. Bunları biraz demokrasinin toleransı içerisinde değerlendirmek gerekir. O bakımdan ben şahsen bu tepkilere, yapılan haksızlıklara karşı bir tepki. Bazen insanlar şöyle diyor, ya bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle defedin. Defedemiyorsunuz ağzınızla yoksa kalbinizle defedin diyor. Bir kısmı bu rahatsızlıkları görünce tencere tava çalmıştır. Bazıları efendim? Komşularınız arasında tencere tava çalan hayır yoktu bizim yani öyle bir şeye mücadele etmedim ama şeylerde arkadaşlarımızın yatmadık tencere tava çaldılar diyerek yatmadığımız da oldu dedi diyen evet. Arkadaşlarımız peki, oldu. Bakın şimdi, orada bir farklı protestolar bak, polisin gücünün seçimlere artırılması bakın. Evet. İkinci tehlikeli nokta şudur. Hı hı. Yani bir potansiyel dikte anlayışının gerçeğe ulaşmasını için bu bir sıçrama tahtası olarak kullanılıyorsa ki Hümeyni'nin kullandığı olay biliyorsunuz rehine kriziydi. Rehine evet. Kriziydi. Evet, filme de konu olan. Evet, Hitler'in kullandığı şey Reichstag yangınıydı. Şimdi bu olayları seçmen kitlesinin tamamını kendisine sanal düşmanlar oluşturmak suretiyle herkesi temsil eden bir kişi olarak tek başına temsil eden bir zihniyet, aynı zamanda Twitter ve sosyal medyayı da yasaklama, sınırlar getirmeyle ilgili. O konudaki düzenlemeler konusunda MHP'nin tavrı ne olacak? Efendim yani bu özgürlük alanına sürekli müdahale etmek doğru değil. G8 toplantı yaptı biliyorsunuz Kuzey İrlanda'da. Open Data Charter diye bir şey açtı. Dataların, hükümet datalarının bile açılması ve sosyal medyada insanların ulaşmasının temin edilmesi gerekir diye söyledi. Peki bu protestolar yani, sürekli müdahaleci yaklaşımlar. Seçimlere nasıl yansıyacak efendim? Sayın Başkan? Siyasete, seçimlere önümüzdeki dönemde nasıl yansıyacak? Şu anda biraz durulduğunu biliyoruz. Duran adam mesela. Durması lazım artık. Duran yani, adam eylemleri yani neden var, bakın ufak ufak. Şunu duran adama karşı duran hiçbir adamlar hiçbir insanımızın var. Bakın orada tepkilerini ortaya koyan insanların barışçıl, demokratik bir şekilde tepkilerini koyan, özgürlük alanına, yaşam stiline aşağılanan, milli kimliğine saldırı hisseden insanların tepkilerine saygı gösteriyoruz. Ama bütün bu tepkileri dile getirirken sokaklarda demokrasiyi aramamız, sokaklara terk etmemiz, bunları marjinalleştirmemiz kitlelerden uzaklaştırır. Ve bu yönüyle bakıldığı zaman cambaza bak gibi bu olaylara baktığımız bir Türkiye'de birdenbire Diyarbakır'da bir bölgemizi Kuzey Kürdistan kendi kaderini tayin etme hakkı, anayasal ve yasal bağımsızlığa kadar gidecek konferanslar dizisi yapılıyor. Yani bütün bunları dikkate aldığı zaman Türkiye'yi gelecekte çok ciddi şeylere sokabilecek peki, gelişmeler aşırılıyor. Bize unutturdu mu bu Gezi Parkı eylemleri? Belki öyle mi düşünüyorsunuz? Yani unuttur önemli ölçüde unutturmak var. İçin kamuflaj aracı olarak kullanıldı. Paçavralar biraz önce söyledim. Paçavralar asılıyordu. Başbakan AKM'deki paçavralara dil uzattı. Yani böyle bakıldığı zaman bu bir araç olarak kullanıldı. Ama hep beraber birlikte şunu düşünelim. Biz bir siyasal alternatif bulmamız gerekiyor. Hayatımızın her anına müdahale eden, milli kimliğimize müdahale eden bu yaklaşımın, bu anlayışın büyümesi AKP'ye oy veren insanları diğerlerini de sıkıntıya sokacak bir sürece doğru götürüyor. Kaldı ki AKP içerisinde de bu konuda itiraz eden çok sesler var.
Şimdi Türkiye'de bu olan biteni dikkate aldığımız zaman biraz önce ifade ettiğim şey kimler kazanmak isteyebilir? Evet. Acaba hükümetin özellikle uluslararası çevrelerde çözüm ve barış süreci adı altında yabancı devletlere PKK terör örgütüne siyasal çözüm bulmak amacıyla verdiği sözlerin yerine getirilmesi için bu olaylar yabancılar tarafından bir baskı aracı olarak Türkiye'ye karşı kullanılıyor olabilir mi? Peki seçimleri nasıl etkileyecek son sorum. Seçimleri mi? Nasıl etkileyecek evet. Yani önümüzdeki yerel evet. seçimler. Yani bence genel bir an önce Türkiye bu ortam yerine bir erken seçimi gerçekleştirecek bir pozisyon almasını çok faydalı buluyorum. Bundan sonraki süreçte hükümetin bir kere AKP'nin yapması gereken bu başkanlık sistemi hayalinden vazgeçilmesi, çözüm ve barış süreci adı altında siyasal çözüm adı altında verilen kimi sözlerden bu milletin hazmedemeyeceğini farkına varması, başta AKP'ye oy veren insanlar da hazmedemedi. Çünkü başbakan demişti hazmetti. Bunlardan muhakkak sarf-ı nazar edilmesi, erken seçime gidilmesi ve bugünkü politikaların alternatifi olarak da muhakkak surette milletimiz elbette bir tavır ortaya koyacak. Ama görünen o ki artık AKP çatlamıştır, çatırdamıştır. Kendi iş güveni de ortadan kaybolmuştur. Türkiye'deki ekonominin nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğu, hani çok sağlamdı. Pamuk ipliğine bağlı bir ekonomiyle karşılaştığımızda bu tablo ortaya koymuştur. Her şey güllük gülistanlık değildir ama önce Türkiye'yi düşünmemiz lazım. O bakımdan bu eylemlerle daha fazla toplumu şiddet sarmalına sokmak ve özellikle başka olup bitenleri gölgelenmesine izin vermemek lazım. Bu bakımdan bu eylemlerden herkesin dert çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Çatışmadan, kutuplaşmadan, şiddetten hiçbir fayda gelmez. Şiddeti Peki. meşru bir araç olarak görmeyelim. Hükümetin de PKK terör örgütünü meşru bir hak aracı olarak göstermesinin sonuçlarını burada da gördük. Peki. O bakımdan bu süreçte bir tek şunu söyleyeyim. Gördüğüm şeylerden biri, hükümetin demokratik ve barışçıl bir şekilde tepkilerini ortaya koyan bu insanlardan, bu marjinal unsurlarda ayırması lazım. Peki efendim, mitinginiz var, bugün mitinginiz var, artık yeni güne girdik. Cumartesi günü saat 16'da. Pardon, cumartesi günü Erzurum'da saat kaçta yapacaksınız? Saat 16'da inşallah ama Erzurum'da. Ama siz de bu sabah Erzurum'a gideceğiniz için ben günleri bir karıştırdım şimdi ama. Evet, Erzurum'da kaçta yapacaksınız mitingi? Saat 16'da yapacağız. 16'da dediğim gibi. Hayır. Mitingler olsun, güzel geçsin inşallah. Doğu'nun diye Erzurum'un dadaşı, Doğu'nun kilit taşı, İzmir'in nefesi var, bükülmez Türk'ün başı diyor, eğilmez evet. Türk'ün başı diyor. Dolayısıyla bu süreçlerde demokratik bir şekilde meydanlarda bu tepkileri duyan vatandaşlarımıza siyasal bir alternatif olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni sunmaya devam edeceğiz. Hayırlı mitingler diliyorum size. Çok teşekkürler geldiğiniz için. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun Sayın Başkan. MHP Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Vural'ı ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisini uğurlayacağız. Birazdan da BDP Eş Başkan Yardımcısı Sayın Meral Danış Beştaş'ı ağırlayacağız. Diyarbakır'dan yayınımıza katılacak. Biraz ara, sonra hemen tekrar birlikteyiz.